sözünü söyleyemedi tamam. ama söyledim. Ben söyleyeceğim artık. İstediğimiz eğitim özel, bireysel, tek bir eğitim değil. Sosyal arkadaşlarından, sosyal çevresinden koparılmadan bir eğitim. Evet, çünkü ilk dördüncü kişi kurum. Biz eğitim, evet. Ben eğitim olarak nasıl bir iletişiminiz var peki? Yok. Peki. Burada söz konusu olan benim. Bakın çocukluğunu yaşayamıyor denilecek bir durum yok ya ortada. Tamam. Orayı biliyoruz, kitap okumak. Evet. Atakan, bu röportaj sosyal medyada önce yayınlandı, sonra televizyonda, her yerde sen varsın. Nasıl hissediyorsun? Önce bunu bir başlayalım mı? Hissediyorum. Garip hissediyorum. Yani ben burada olmak ister miydim, istemez miydim bilemiyorum. Kararsızım. Pek çok konuda kararsızım yanıtını veriyorsun. En çok sevdiğin oyun sorusuna da az önce röportajda gördük. Ona karar verdin mi şimdi? Ona karar vermiştim ama söyleyemedim. Şimdi söylemek ister misin? En çok hangi oyunu seviyorsun? En çok satrancı seviyorum. Diğerine verdim onu. O cevabı diğerine verdim. Başka bir muhabir arkadaşımıza verdin. Şunu soracağım. Atakan Kayalar'ı bize bir anlatsan. Kaç yaşındadır? Hangi okula gider? Ne yapar? Kitap okumak dışında. Tamam. Orayı biliyoruz, kitap okumak. 10 yaşındayım. Mustafa Kemal Paşa Ortaokulu'na gidiyorum. Ondan sonrasında sanat, bilim, felsefe gibi konulara ilgim var. Ama yeterli eğitimi görmediğimi düşünüyorum. Bu ilginin nereden başladığını sorsam sana, ilk nasıl keşfettin bu felsefeyi özellikle? Tam olarak belirli bir noktada başladığını söyleyemeyiz. Mesela şurada diyebiliriz ama şurada diyemeyiz gibi bir saçma sapan bir konu değildir. İkisi de değildir. Yani bunun net bir cevabını vermek doğru değildir. İlk değil, ilkler vardır. Şöyle... Mesela tek bir insan dünya üzerinde olamaz. İki insan da olamaz, üç insan da olamaz. Gerçekten sayısının çok fazla olması gerekiyor. Aynı böyle bir şey. Biraz. Bir günde olacak iş değil. Dolayısıyla aslında ben sorumu yanıt alamamış oldum ama sen aslında galiba başladığından bu yana, dünyaya geldiğinden bu yana ilk aklın yetti ve bütün bu meselelere ilgi duymaya başladın. Yok, net olarak bir yaş söyleyeyim. Bir yıl önce. Bir yıl önce bu kadar fazla. Ama ay falan çekim. Veremem. Tamam, peki. Şimdi ben değilim şahsen. Ben değilim. Şöyle ben... bir cevap verebilir miyim? Anneleri bir dinleyelim. Anne ile babayı bir dinleyelim. Tamam. Sonra ikiye alalım. Tamam. Ben annesi oldum. Peki Atakan, sen kimi örnek aldın ya da senin hayatında bir rol model oldu Yok. Mu? Olmadı. Peki bundan sonrasıyla ilgili hayallerini de bize anlatır mısın? Ama nasıl bir hayal, eğitim konusunda mı yoksa daha farklı konularda mı yoksa uzun vadede? Eğitim konusunda yeterli bir desteği aldığımız takdirde eğitimde de böyle bir işte lise olsun, üniversite olsun belirlemeye çalışacağım. Peki uzun vadede mi diye uzun de vadede, sordun, orada hayalin evet. ne? Uzun vadede hayalim psikiyatr olmak. Felsefeye olan ilginin hayatına diğer sınıf arkadaşlarınla kıyasladığın zaman kendini sana kolaylıkları mı oluyor yoksa zaman zaman zorluklarla da karşılaşıyorsun? Zorluklar çıkartıyor ama bana göre kolaylıklar. Yani o kadar şey bir şey değil. Bu abartılacak bir şey değil. Atakan iletişimini kuramıyor. Atakan çocukluğunu yaşayamıyor denilecek bir durum yok ki ortada. Böyle bir takım yorumlar geldi sosyal evet, medyada. Çok da kafa takmamak lazım elbette onlara ama galiba bununla ilgili senin biraz canın mı yandı öyle söylediler? Yok, canım yanmadı. Şöyle, onlar bana öyle bir şeyleri dikte ederek bir şey değişik şeyler yaptıramazlar. Yani tamam, pedagojik açıdan ters olabilir ve bir çocuğun bu kadar bilgi bilmesi iyi olmayabilir. Ama burada söz konusu olan benim. Ve burada söz hakkı da ben oluyorum. Söz hakkı benim oluyor daha doğrusu. O yanıtı verdin galiba değil mi şimdi? Yani çocukluğumu yaşayamadığıma dair yapılan yorumlar gerçek değil, yaşıyor. Tabii, tabii değil. Siz anne ve öğretmenin seninle özel olarak ilgilenme şansı var mı yok mu? Yok. Zaman olarak nasıl bir iletişiminiz var peki? Yok. Peki. Şunu sorayım, en sevdiğin müzik, biraz daha yakından tanıyalım istiyoruz en seni. Hiç kitap dışında. En sevdiğim müzik... Ya da film, ya da müzik oyun. Müzik diyelim. Evet.
Cem Karaca, Barış Manço, Uzun İnce Bir Yoldayım severim. Var mı peki ona dair de bir yetenek? Amatörce piyano çalıyor. Ha, çalıyor. Çalıyor. Asıl kişi kurum. Biz söyle. Eğitim, evet. Ben eğitimini... Asıl eğitimi eğitim. Ben üstleniyorum burada. Yani anlatımını da ben üstleniyorum. Eğitimin anlatımını ben üstleniyorum. Şöyle bir şey var. Söyleyeyim mi? Başlayalım lütfen, devam evet. Mesela benim gideceğim okulda ödevlerin daha sıklıkla verilmesi gerekiyor. Kendi ağzıyla, kendi sesiyle bir duyurmak istiyorum, evet, müsaade edersiniz. Evet, tabii. Şöyle, son cümleyi zaten yine Atakan'a verecektim. Evet. Ben seni dinleyelim. Evet. Hatta şu kamera ya da konuş, ne istiyorsan konuş, son cümleni şöyle duyalım. Mesela benim gideceğim okulda aynı zamanda dezenfekte de yapılması gerekiyor. Yani çünkü gündemde yayılan koronavirüsü var. Artık insanlara değil, gündeme bile yayıldı. Mesela sadece koronavirüsünü geçelim. Diğer salgınlara karşı da büyük bir önlem olması için dezenfekte edilmesi gerekiyor ve böyle çok aralıklar değil de çok sıklıkla bir şekilde. Peki son bir soru. İleride hangi mesleği, felsefeyle uğraşmak dışında, hani filozof evet ama hani bir cumhurbaşkanlığını duyduk ya dünkü röportajlarda. Var değil mi o son cümle var olarak? Cumhurbaşkanlığı hedefi var. Var. Peki inşallah başarılı olursunuz. Çok teşekkür ediyoruz yayına katıldığınız için. Çok özür dilerim. Atakan son sözünü söyleyemedi ama. Olur. Ben söyleyeceğim artık. İstediğimiz eğitim özel, bireysel, tek bir eğitim değil. Sosyal arkadaşlarından, sosyal çevresinden koparılmadan bir eğitim. Evet, çünkü ilk röportajda bireysel bir eğitim istiyorum cümlesi vardı Atakan'ın. Herhalde onu düzeltmek istediniz. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Çok için böyle bir düzeltmeyi de yapalım. Anne Hülya Kayalar, baba Altan Kayalar ve elbette Atakan Kayalar, sağlığınız yayınımıza sağ konuk oldular. Atakan özelinde dileriz. Hem çok iyi şeyler olur, başarılarını hep izlemeyi size aktarmaya devam ederiz. Hem de bu tür özel eğitimlere ihtiyacı olan bütün gençler ve öğrenciler için de yeni kapılar, yeni yollar açılır.